gelme. Gelme Ferda. Sakın geleyim deme. Başındaki kiremit renkli bey var ya, orada oturan bir kız var. Tanıyor musun onu? Hemşire kızı mı soruyorsun? Vallahi 10 senedir burada oturuyordu. Başta her gün uğrardı. Günlük ihtiyaçlarını bizden arardı. Soğuk bir kızdı. Son zamanlarda gelmez oldu. Kapının önünden geçse bile selam sabah vermez oldu. O da herkes gibi dükkandan büyük süpermarketlere döndü herhalde. Sağ ol. Eyvallah. Vallahi ben de tam şimdi sizi arıyordum. Siz beni aradınız. Resmen kalp kalbe karşıymış yani. O dediğin mümkün değil aslanım. Amirim emredin. Sen ne diyecektin? Amirim müjdemi isterim. Ne oldu lan, tayinin mi çıktı? Amirim niye şimdi öyle söylüyorsunuz ya? Tamam oğlum, şaka takılıyorum. Söyle bakayım ne söyleyeceksin hadi. Amirim cinayet aleti bıçağın üstündeki parmak izi. Bilin bakım kiminle eşleşti. Aslanım. Ben zaten demedim mi size akıl hastanesindeki kızın parmak iziyle o parmak izini karşılaştırın diye? Benim söylediğimi bana mı satıyorsun? Amirim işte kızın böylece ölmediği kanıtlanmış oldu. Müjde kısmı bu amirim. Ben de gönül rahatlığıyla senaryomun kapağına gerçek hayat hikayesinden alınmıştır diye yazabilirim amirim valla. Neco bana siktirtme senaryonu. İşine gücüne bak aslanım. Ben sana şimdi bir parmak izi daha getiriyorum. Onunkini de karşılaştıracağız. Ferda'nın mı amirim? Evet. Amirim nasıl şak diye bildim ama. İşte yani sen ara yazdıkça, seniz kafasına gittikçe ben de acayip düşünmeyeyim. Ferda ne olur gelme. Gelme Ferda, ne olur gelme. Tamam kazma artık, tamam bırak. Gerek kalmadı. Destek yolda. Geliyor abi. Eyvallah. Çok affedersiniz ama bir tane tıfıl kız için biz niye destek kuvvet istedik? Ben serçe parmağımla bile indiririm onu. Kızın tek başına geleceğine malum. Belli ki organize bir iş bu. Bizden tokatladığı parayı ortaklarıyla paylaşacak. Tamam siz de hadi gidin. Kapının önünü tutun. Kızın güzelliğine bak lan, hanım hanım kız lan. Lan bu kızdan seri katil olur mu? Şerefsiz. Kızın günahını da aldın. Biliyordum lan. Oğlum süper gidiyoruz. Biz var ya böyle devam edelim. Amirin bir ay sonra gidip o kızı isteyecek. 2 ay sonra düğünü yapıyoruz. Git kendine takım makım ne buluyorsan hemen al. Nikahta giyersin. Sana doğru da bir kız bulacağım, seni de evlendireceğim. Bir
Bir daha da bu kızın fotoğrafını buraya asarsanız sikerim lan belanızı. Biliyordum, biliyordum, biliyordum. Amirim. Ben müjdemi isterim derken Ayşe ile Ferda'nın parmak izi yüzde yüz eşleşti de. Yani amirim, sizin kız o kızmış, yani o kız da sizin kızmış amirim. Ben o yüzden müjdeledim. Amirim vallahi üzülmeyin be. Size kız mı yok be amirim? Ha? Savcı yar. Amirim emredersiniz. Ben hemen kızın adresini öğreniyorum amirim. Gerek yok. Ben kızın evini biliyorum. Ha ya amirim. Ben seni sikerim. Oğlum bende de hiç ayar yok ha. Ayşe, son kez söylüyorum sana, teslim ol! Amirim. Bizimkileri çağır burayı kazsınlar. Buranın altında ceset var. Ceset mi var? Kiminden amirim? Ayşe. Ne yazmış? Lokasyon göndermiş bize. Bizim aklımızla oynuyor amirim ya. Yürü. Alo, kızın yerini öğrendim. Kendisi mesaj attı bana. Siz çabuk hazırlanın. Sağlam mühimmat da alın yanınıza. Kız bize tuzak kuruyor olabilir. Elimiz boş gitmeyelim. Geliyorum ben de. Thank you.
geldin? Niye geldin Ferda? Hayır, hayır, hayır. Hayır. Ellerin havada, yavaşça yaklaş. Yavaş. Ya ne yapıyorsun? Yürüme, çık git, canını kurtar. Ne yapıyorsun? Tamam, yeter o kadar. İnatçı keçi. Paralar nerede? Burada. Dalga mı geçiyorsun sen benimle? Ha, sen Diyarbakır'ı soruyorsun. Onlar da bende ama yanımda değil şu anda. Üzerimde nakit taşımayı sevmiyorum. Bir de bir bavul dolusu parayla gelmek çok zor olurdu diye onları güvenli bir yere koydum. Paralar nerede dedim. Rahat bırak lan kızı. Kafama silah dayayarak benden istediğini alabileceğini mi sanıyorsun gerçekten? Gerçekten mi? Gerçekten mi? Yok ya, bu kadar saf olamazsın bence. Boş yapma bana. Paraların nerede olduğunu söyle, yoksa seni cehenneme gönderirim. Beni cehennemle korkutamazsın. Ben cehennemde doğdum, büyüdüm. Oradan kaçtım, geldim buraya. Yani gitsem hiç yabancılık çekmem. Ama seni cehennemin kapısında bekleyeceğime emin olabilirsin. Sevginin gibi senarist olsana sen de. Herkesi böyle can canlı konuşturursun. Yok ya, diyalog yazmakta hala o kadar iyi değilim. Ama bol gerilimli ve bol entrikalı bir olay örgüsü yazmakta bayağı iyiyim. Mesela dolar destelerini İstanbul'un altını üstüne getirseniz bile bulamazsınız. Mümkün değil, bulamazsınız. O yüzden sen beni öldürürsen geriye kalan 1.990.000 doları ancak rüyanda görürsün. Her ne kadar silah şu an senin elinde olsa da bütün kozlar benim elimde. Dikkat ettin mi, bak ne oldu şimdi? Tam kötüler kazanacak, iyiler kaybedecek ve film bitecek sanılırken hop bir anda her şey tersine döndü. İşte biz buna senaryo dilinde crescendo diyoruz. Peki tamam. Oyunu sen kur. Paralar karşılık ne istiyor? Hah, işte bu da crescendo'dan sonraki vurucu, sürprizli, şaşırtıcı büyük final oluyor. Ben sıkılmaya başladım. Önce Can'ı görmem lazım. Sonra şartlarımı söyleyeceğim. Can hadi. Bırakın lan beni. Berda. Can. İyi misin? Ben iyiyim, sen iyi misin? Senin yanındayım ya, çok daha iyiyim. Ya Ferda, ben sana gelme diyorum. Niye geliyorsun? Sen beni canlı canlı gömdüklerini görseydin beni kurtarmaya gelmez miydin? Tabii gelirdim. Gençler, Tırışka'dan yazlık dizi romantizminizi bölüyorum. Kusura bakmayın ama ben kozumu oynadım. Sağ salim sevgiline kavuştun. Şimdi sıra sende. Param nerede güzelim? Sen ne biçim konuşuyorsun lan benim sevgilimle güzelim diye? Ferda tutma beni. Ben tutmuyorum Can'cığım. Zincir takılı, o tutuyor. Sen gel bakayım buraya. Sen bana ne dedin az önce? Ne dedim? Sevgilim dedin. Evet, sevgilim dedim.
Peki sen benim sevgilimsin. Sen de benim sevgilimsin. Seni seviyorum. Ben de seni seviyorum. Kendi aranızda konuşmayın ya. Param nerede, param? Bir saniye patlama. Çok önemli bir şey konuşuyoruz burada. Evet canım, ne diyordun? Deli sevgilim benim. Çünkü bizimkisi deli aşk. Deli aşk, bak güzel dizi ismi olurmuş ha bunlar. Başlarım sizin fantastik aşk hikayenizden. Biri söylesin artık, paralarım nerede? Yarın sabah gün doğunca gideceğiz paraların olduğu yere. Af buyur. Anlamadım. Paraları karşı tarafta Belgrad Ormanı'nın içinde bir yere sakladım. Şimdi yola çıksak oraya gidene kadar hava kararır. Karanlıkta mümkün değil, bulamam paraların yerini. Mecburen sabaha bekleyeceğiz. Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Sen lan öyle! Cancım, iyi misin? Size yarım saat mühlet. Ben yukarıdayım. Yarım saat sonra ineceğim. Ya konuştuğumuz gibi paraların yerini söylersin, canı gebertirim, seni azat ederim. Ya da yarım saat sonra döndüğümde ikinizin de kafasına sıkarım. Sen kimsin lan bizim kafamıza sıkıyorsan? Alma yakadımı ağla! Ferda var ya, şu ayağımdaki zincir olmasa ben onun ağzını burnunu kırardım da. İyice baktınız mı evin çevresine? Kız yanında birini getirmiş mi? Baktık, kimse yok abi. Ne yapayım? Destek ekibini iptal edeyim mi? Yok. Paranın tamamını aldığımızda aşağıdaki çifte kumruları arka bahçeye gömerken onlar da bize yardım eder. Hadi çıkıyoruz. Hayır, çıkmıyoruz. Nasıl çıkmıyoruz? Neden çıkmıyoruz? Niye çıkmıyoruz ya? Burada bekleyeceğiz. Niye burada bekliyoruz ki? Çünkü burası yukarıdan daha güvenli bizim için. Ya yavrum, ben demiyorum ki çıkıp adamlarla yukarıda çay içelim. Merdivenin altında gizli bir tünel var. Oradan çıkınca evin arkasındayız. Oradan da ormana doğru koşarız işte, hadi. Ya merdivenin arkasındaki tünele bir adam koydularsa? Ya ben onu iki hareketli falan dedim, sen gel. Senin planı duyayım ben bir de. Bu mudur yani plan? Burada böyle oturup film izler gibi yukarıyı mı izleyeceğiz? Bekle. Birazdan yukarısı çok fena karışacak. Gelen giden yok. Merak etme, gelecekler. Hadi artık biraz rahat ol. Sen beni bırakıp nereye gittin? Halletmem gereken bazı işlerim vardı. Ama sonra kendimi en iyi hissettiğim yere geri döndüm. Vedalaşırken bir gün yine kavuşacağımızı biliyordum. Sadece bunun bu kadar çabuk olacağını tahmin etmemiştim. Giderken bıraktığın veda videosunu anladım da... numaranı neden telefonuma kaydettin onu anlamadım. Beni özlersen arayabil diye. Ya buradan çıkar çıkmaz polisi arasaydım? Ya da ne bileyim, numaranı polise verseydim? Böyle bir şey yapmayacağını biliyordum. Sen o kadar parayı nereden buldun? Boş ver, uzun hikaye. O kadar doların arkasındaki hikayenin çok kısa olacağını hiç düşünmemiştim zaten. Benim yattığım akıl hastanesinde çok sevdiğim bir arkadaşım vardı. Senin yattığın akıl hastanesinde mi? Ya, tam olarak akıl hastanesi değildi aslında. Daha çok psikopatlık, sadistlik, bipolar kişilik bozukluğu gibi çok ağır psikolojik suçluları koydukları bir hapishaneydi orası. Saçmalama, ben deli değilim. Emin misin? Beni normal hapishaneye kapatmasınlar diye mahkemede deli taklidi yaptım ben. Ya seni niye normal hapishaneye koyuyorlar ki zaten? Önce babamı, sonra da mahalledeki bakkalla manavı öldürdüm çünkü. Babamı annemi sabah akşam dövüp işkence ettiği, bakkalla manavı da annemle bana tecavüze kalkıştığı için öldürdüm. Anlıyorum. Ya bizim akıl hastanesinin müdürü bile anneme sarkıntılık etti, biliyor musun? Sakın onu da öldürdüm deme bana. Ya ne yapacaktın? Sen de haklısın tabii.
Ne yapsak? Çıksak mı? Ya da ben önden çıkayım, sen kal. Sonra sen de benim arkamdan çık. Benden korkuyor musun? Çok belli oluyor. Ben onları zalimlik derecesinde kötü oldukları için... isteyerek, bilerek sevdiklerime zarar verip zulmettikleri için öldürdüm. Yine de keşke öldürmeseydin sen. Bıraksaydın bir zaman sonra kendi kendilerine öleceklerdi zaten. Yok. Kimse yaşattığını yaşamadan ölmemeli bu dünyada. Yoksa senin evinin temizlikçisini niye öldüreyim ki durup dururken? O da doğru. Temizlikçiyi de mi öldürdün? Can Bey, ben geldim. Ay, ne pis adam bu ya. Aa, Can Bey yeni bölüm senaryosu yazmış. Ay, şuna bakayım da anneme anlatırım. Ay, bu ne ya? Bölümün başı çok kötü olmuş. Hepsini sileceğim buraları. Ya temizlikçiyi niye öldürüyorsun? Çünkü senin arkandan iş çeviriyordu eski karınla birlikte. Ben senin yerine Bodrum'a gittim, yaz sonuna kadar gelme diye mesaj attım ya kıza. Gidip hemen karına yetiştirmiş. O gün onun rahatlığıyla geldiler evi soymaya. Zaten kovacaktım ya ben de onu. Evden sürekli bir şeyler eksilip duruyordu. Ay kusura bakma ya, seni de bozdum. Yok, ben zaten çok doluydum insanlara karşı. Bayağı meyilliydim bozulmaya. Abi, yengeyi kazıp çıkaralım istersen. Yok, biz şimdi başkasının cinayetine karışmayalım. Kendi cinayetlerimize odaklanalım. Destek kuvvette geldi abi. Evin önüne birileri geldi. Hah, yavaş yavaş düşmeye başladılar. Kim lan bunlar? Kim lan bunlar? Bekle. Daha asıl adamlar gelmediler. Oo, şenlik varmış. Şenliğin üstüne geldik. Haberimiz yok. Kim bunlar? İşte bunlar da benim fandomlar. It could be all out greed or all out woe.
all in while you fade away.